Sizin de bildiğiniz gibi dün sabah saatlerinde Ermenistan tarafından ateşkesin bozulduğu haberiyle güne uyanmış olduk. Cephe hattında Karabağ topraklarında biliyorsunuz Karabağ şu an Ermenistan işgalindedir. Oradan Azerbaycan mevzilerine ve sivil topluma taraf yönelik şehirlere, bir yerleşik yerlere havan topu ateşleri ve top ateşleri gerçekleşti. Bunun sayesinde sivil vatandaşlardan da yaralanan oldu. Azerbaycan kaynakları böyle aktardı. Bu olayın devamında, akibinde iki tarafın tüm cephe hattında, yani Karabağ bölgesinde güneyden kuzeye doğru bir takım çatışmalar başlandığı söylendi. Gün sonuna doğru Azerbaycan ordusu tarafından açıklanan bilgilere göre 7 köyün genellikle Fuzuli rayonu, yani Fuzuli ilinin etrafından 7 köy ve bir takım stratejik tepelerin geri kaytarıldığı bilgisi aktarıldı. Ermenistan tarafı bazı bilgileri onaylasa da doğrulasa da bazı bilgileri aceleci bir tavırla, benim izlediğim kadarıyla tekrar geri kazandığını iddia etti. Henüz net bir bilgi bu bağlamda yoktur. Başka söyleyebileceğim, Azerbaycan Cumhuriyeti az önce aldığı karara göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev duyurdu. Kısmen seferberlik ilan etti. Dün akşam saatlerinde de yine bir karar aldığına göre 30 Eylül'e kadar tüm Azerbaycan havalimanları gayri askeri uçuşlara kapatıldığı söylendi. Buna sebep soracak olursak, genelde şu an işgal altında olan Karabağ bölgesinin hava sahasından kullanıyordu birçok uçak. Güya Azerbaycan hükümetinde sivil ve yolcu uçaklarının Ermenistan tarafından hedef alındığına dair endişeler vardır. Alınan tedbir de o esasta alınmış gibi gözüküyor. Dün pazar olmasına rağmen savaş başlar başlamaz yoğun bir diplomasi mesaisine de şahit olduk. İlk başta Türkiye Azerbaycan'ı desteklediğinin yanı sıra meselenin diplomasiyle çözülmesini önerdiğini ortaya koydu. Ermenistan tarafını derhal ateşkes pozmaya son vermesini çağrısında bulundu. İran başka bir beklenen ülke. Uzun bir saatler suskunluğunun ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yayınlandı. İki tarafı sükunete davet etti. Müzakerelerin bir an önce başlanmasını istedi ve arabuluculuk yapabileceğini beyan etti. Moskova'dan da aynı sesler geldi neredeyse. Tarafları sükunete ve çatışmaya son verilmesini istedi. Avrupa Birliği, yine de Amerika'dan da aynı benzer sesler geldi. Tarafların bir an önce askeri savaşa son verilmesini istediler. Ama moral motivasyonu gelecek olursak, takdir edersiniz ki Azerbaycan'da çok büyük bir özlem vardı aslında Karabağ'la ilgili. Çünkü çok uzun bir tarih değil, Azerbaycan Ermenistan hariç herkesin itiraf ettiği, hatta kısmen Ermenistan'ın da bu meseleyi itiraf ettiği Azerbaycan'ın yasal toprağıdır. Bu bir işgal girişimidir. Dolayısıyla işgaldan giderilmek, yani topraklarının geri kazanması haliyle Azerbaycan'da büyük bir sevince yol açtı. Fakat bu sevinç sadece Azerbaycan Cumhuriyeti sınırlarında sınırlı kalmadı. Türkiye'de de aynı coşkuyu gördük. Özellikle belirtmek istediğim, İran'da biliyorsunuz Azerbaycan'ın büyük bir hem arazi hem nüfus yoğunluğu olarak büyük bir kısmı güneyde ve İran'da yer alıyor. İran'da da sosyal medyadan gelen görüntüler ve özellikle belirttikleri haberlere baktığımızda, İranlı Azerbaycanlılar da bir hayli olan gelişmelerden hoşnut görünüyor.